Hadi böyle koyayım ben. Ha, onu koyayım. Haberi sizle paylaşmak istiyoruz. Bunun için bir araya geldik. Erişkin kök hücre ve kemik kiliği nakdinde biliyorsunuz 2018 yılında Türkiye'de kamu hastanelerinde birinci durumdaydı. Bu yıl henüz 11. ay bitmeden 202. nakil yapıldı. Bu haliyle bile açık ara önde bulunmaktayız. 202 hastamıza, 202 kanser hastasına şifa için yapılan bu hizmeti gerçekleştiren ekibe teşekkür ediyorum. Bugün erişkin hematoloji bölümümüz, kök hücre ve kemik iliği nakli ünitemiz 2019 yılında 200 nakli aşarak, ki 200. nakli bu hafta yaptılar, bugün itibariyle 202. nakli yapmış, başarılı nakli yapmış durumdalar. 200'ü aşarak Türkiye'de bir rekora imza attılar. Bir yıl içerisinde 200'ü geçen, ki daha yılın bitmesine bir aydan fazla zamanımız var, 200'ü geçerek çok büyük bir rekora imza attılar. İnönü Üniversitemizin Turgut Özal Tıp Merkezi kök hücre ve kemik iliği nakli ilk olarak 2010 yılında kök hücre ve kemik iliği yapma yetkisini aldı. Fakat yükseliş 2016'da başladı. 2016 yılında 74 kök hücre ve kemik iliği nakli başarıyla gerçekleştirildi. 2017 yılında 99 hastaya başarılı nakil yapıldı. Geçen yıl 2018 yılında 129 hastaya. Bunların hepsi erişkin. Bir de çocuklara da yapıyoruz biz. Onların da rakamları ayrı. Onları da ayrı bir toplantıda yine sizlerle, sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağız. 2018 yılında 129 erişkin kök hücre ve kemik iliği nakliyle Türkiye'de kamu hastanelerinde zirveyi, birinciliği yakaladık. 2019 yılında ise bugüne kadar yapılan 202 nakille Türkiye'de açık ara çok büyük bir başarıyı ortaya koymuş durumdayız. Şimdiye kadar 721 kök hücre ve kemik iliği nakli şifa ile, başarıyla hastanemizde yapıldı. Bu nakilleri başarıyla yapan hocalarımız buradalar. Bu konuda görüşlerini söyleyecekler. Profesör Doktor İrf hocamız, Doçent Doktor İlhami Berber hocamız heyetle, büyük bir ekiple bu üstün başarıyı sürdürüyoruz. Hali hazırda bizim kök hücre ve kemik iliği nakli ünitemizde 12 yatağımız var. Ama 2020 yılının başında, şimdi inşaat hızla devam eden onkoloji hastanemiz kanser, kemik iliği nakli ve kök hücre hematoloji ve kök hücre nakli merkezi olacak. Orada 96 yatakla hematoloji, kök hücre ve kemik iliği nakli merkezimize ait her biri bir hastadan oluşan, bir hasta yatağı içeren 96 yatakla yoğun bakımıyla, kök hücre merkeziyle Türkiye'nin en büyük hematoloji, kök hücre ve kemik iliği nakli hastanesi olacak aynı zamanda. Bir başka çok önemli başarıyı da vurgulamak istiyorum. Bizim hastanemiz, Turgut Özal Tıp Merkezimiz, aferez laboratuvarı açısından Türkiye ve Avrupa'nın en büyük aferez ünitesine sahip. Kök hücre ve kemik iliği nakli konusunda yine bu yıl 2019'da aynı gün 7 nakil yaparak, 7 kök hücre ve kemik iliği nakli yaparak ayrıca bir günde büyük bir kapasiteyle çalışacağımızı da, gerek ekip olarak, insan kaynağı olarak, gerek fiziki kapasite olarak arkadaşlarımız, hocalarımız, başhekimimiz gösterdi. Turgut Özal Tıp Merkezi kök hücre nakli ünitesi son 2 yıldır kök hücre nakli alanında Türkiye'de lider konumundadır.
İnşallah da yeni hastanemizle beraber bu lider konumu devam ettireceğiz. Tabii bu başarının, bu gerçekten bir başarıdır ve bu başarının elde edilmesinde öncelikle değerli rektörümüz Ahmet Kızılay hocamız, değerli başhekimimiz Ali Beytür hocamızın sonsuz desteğini biz gördük. Rektör hocamız zaten kendisi de kanserle ilgilendiği için bu konuya çok çok yatkındı ve gereken her türlü desteği bize verdi ve gerçekten bu başarının ortaya çıkmasında rektörümüz ve başhekim hocamızın bize çok büyük destekleri oldu. Bunu mutlaka bildirmek zorundayım. İkinci olarak da biz bu son iki yıldır zirvedeyiz. Gerçekten ama bu çok kolay olmadı. Yani bugün itibariyle 202. naklimizi yaptık. Bu başarı olayı tam bir ekip işi. Gerçekten bizim ekibimizdeki hocalarımız özel muayenesi olmayan ve her hastayı sahiplenen hocalarımız. Bize gelen bir kanser hastası, gerçekten kanser hastası için ben de bunu yakinen de bilmekteyim kendinden dolayı, daha doğrusu yakınımızdan dolayı. Yani kanser hastası doktora geldiği zaman doktoru mutlaka görmek ister. Yani doktoru kongrede olması, izinde olması veya başka bir toplantıda falan olması önemli değil. Görmek ister. İşte bizim bölümümüzde eğer bir hocamız izne giderse, kongreye giderse veya başka bir şey olursa mutlaka bizim kanser hastamız bir hocamızı mutlaka görebilmektedir. Herkes ses verene hocam bakarsanız bu tarafa. Tamam. Hadi. Fotoğraf veriyoruz arkadaşlar. Eller çekmeyin. Hocam bu tarafa.